Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki dersimizde sizlere bir takım pazarlama kitaplarından bahsedeceğim. Bir pazarlama kitabı o kadar çok ki, pazarlama kitaplarından bir tane kitap edinmenizi tavsiye ederim. Pazarlama kitapları gerçekten sizin bilgi seviyenizi artırmanızı bakımından son derece önemli. Sadece videoları izleyerek, sunumlara bakarak pazarlamayı anlamanız çok zor. Pazarlama daha önceki dersimde söylediğim gibi bir sistem işidir. Yani bir satış kavramı değildir. Genelde biz pazarlamayı satışla eşdeğer tutarız ama satışla pazarlamanın çok da birbiriyle alakası yoktur. Bununla ilgili çok sayıda kitap var. Bende kitaplar biraz eski olmakla birlikte yeni bir takım pazarlama kitapları da vardır. Ben size tavsiye edebileceğim şu kitap daha basit bir kitaptır. Bunu tavsiye edebilirim. Pazarlama kitabı biraz daha basit bir şekilde anlatılmıştır. Burada kitaba baktığımızda pazarlamanın konusunu, kapsamını, işte modern pazarlama yaklaşımlarını anlatır. Daha sonra pazarlamanın çevresini, stratejik yapıyı anlatır. Biraz etrafınıza bakmanız, biraz pazarlama mantığını kavramanız son derece önemlidir. Eğer pazarlama mantığını kavrayamazsanız, pazarlamayı algılamanız, pazarlama sistemini düşünmeniz çok kolay olmaz. Pazarlama satışla, tabii ki satış pazarlamanın en önemli fonksiyonudur. Ama sadece pazarlama eşittir, satış değildir. Lütfen bunu kafanızın bir tarafına yazınız. Genelde pazarlamayı satışla hep böyle kafamızda vardır ya. Hani pazarlamayı satışla eşleştirme, işte pazarlama yapamıyorum, işte pazar satamıyorum, satamıyorum. Bakın, pazarlama nereden başlar? Pazarlama bir ürünü, tarım ürününü hasat etmenizle birlikte pazarlama başlar. Hatta o pazarlamayı ürünün hasat edilmeden başlar. Yani siz pazarlamaya şöyle düşünün. Bir buğday üreticisisiniz, buğday çiftçisiniz, buğday yetiştireceksiniz. Hangi buğdayı yetiştirirsem, hangi buğdayı ekersem ben buradan para, yani buradan işte bir takım masraflar yapacağım. Bu masrafların karşılığında fazladan bir gelir elde edeceğim ki bu masrafları karşılayayım, üstünden kalanla da geçimini sağlayayım diye düşünmeniz gerekiyor. Bunun için daha olaya başlamadan ne yapmanız gerekiyor? Strateji çizmeniz gerekiyor. Bu nedenle pazarlama dediğimiz kavram stratejilerin çizilmesiyle başlar. Aslında pazarlama bir nevi strateji yönetimi desek daha doğru olabilir. İşte kim daha iyi stratejiyi yönetebilirse o daha çok kazançlı oluyor. Somut örnekler vereceğim. Örneğin Türkiye fındık üretir ama fındığın borsası Almanya'dadır. Fındığın fiyatını %68'ini, dünya üretiminin %68'ini Türkiye yapıyor. Ama ne hikmetse buğdayın fiyatı, fındığın fiyatı nedir? Almanya'da yapılan sistemle belirleniyor. Daha önceki derste de söylemiştim. Örneğin dünyada pamuk fiyatları Liverpool borsasında belirlenir. Liverpool borsası, Liverpool neresi? İngiltere'de bir liman kenti Liverpool ve Liverpool'daki fiyatlar dünya fiyatlarını belirler. Peki Liverpool neresi? İngiltere. Peki Liverpool'da, İngiltere'de daha doğrusu bir tane pamuk yetişir mi? Evet, Saksı'da yetişir ama İngiltere'de pamuk yetişmez. Ama pamuk fiyatları nerede belirlenir? İngiltere'de belirleniyor, Liverpool borsasında belirleniyor. Öyleyse pazarlama sistemlerinizi doğru kurarsanız, doğru yaparsanız ne olur? Pazarlamayı gayet güzel bir şekilde yönetebilirsiniz. Buna da biz pazarlama stratejisi diyoruz. İşte bu nedenle pazarlama sistemleri son derece önemlidir. Pazarlama piyasalar vardır, bir pazar vardır, bir de piyasalar vardır. Bunu da açıklamam herhalde daha doğru olur. Şimdi pazar dediğiniz bir lokasyonu anlarsınız.
Yani bir alışveriş merkezi bir pazardır. Evet, bir sürü dükkan vardır, bir pazardır. Efendim bir semt pazarına gidersiniz, semt pazarı bir pazardır. Bakın pazar, bir yerdir. Ama Konya'da sebze meyve pazarı dediğimizde, piyaz pazarı dediğimizde bir pazardan bahsedemeyiz çünkü çok sayıda pazar var. Peki piyasadan bahsedebilir miyiz? Evet, Konya'da domates piyasası dediğimizde Konya'daki birçok pazardaki ortalama alışveriş ya da arz talep ve fiyatları kombinasyonunun bileşimine de piyasa deriz. Şimdi demek ki kümelerle anlatmak gerekirse, matematikte kümeler vardır biliyorsunuz. Kümenin içindeki elemanlar pazar, küme ise piyasadır arkadaşlar. Bakın bunu da lütfen pazarlama elemanlar olarak, pazarlama öğrenciler olarak, pazarlama dersini alan kişiler olarak lütfen bunu da öğreniniz. Çok önemli bir kavramdır. Küme, piyasa, bakın küme, piyasa, kümenin içindeki elemanlar, küme elemanları ise pazardır. Bunu ülkeler bazında, uluslararası piyasa dediğinizde, uluslararası piyasanın içinde, uluslararası piyasa kümedir. Uluslararası piyasa kümesinin içindeki her bir eleman ise ülkelerdir. Ülke piyasa, ülke piyasalarıdır. Ülke piyasalarının içindeki küçük küçük pazarlar da o içindeki iç içe kümelerdeki en küçük elemanlardır. Yani böyle herhalde daha iyi bir şekilde ne yapılmış oldu? Herhalde daha iyi bir şekilde anlaşılmış oldu. Şimdi pazarlamada bir takım yaklaşımlar dedim ya, pazarlama bir strateji olayıysa pazarlamada neler vardır? Yaklaşımlar vardır. Hangi yaklaşımlar vardır? İşte pazarlamada nasıl bir yaklaşım sergileyeceksiniz? Mesela üretim anlayışı aşaması, bunlardan bahsetmiştim önceki derslerimizde. Önceki ders videolarını dinlerseniz orada çok rahatlıkla görebilirsiniz. Üretim aşaması yapısı vardı. 1950'lere kadar ne üretirsen üretmek vardı. Üretmek vardı. Çünkü üretim kıtlığı vardı. Daha sonraki dönemlerde üretim kıtlığı artık neye dönüştü? Ya ben bunu üretiyorum da, iyi kardeşim üreteceğim ama ne yapacağım? Satacağım. Öyleyse satışa yöneldi. Satıştan sonra yönelmeler tabii değişti. Satıştan sonraki yönelmeler biraz daha böyle niye yöneldi? İşte markalara yöneldi. Efendim markalarla satma kavramı ortaya çıktı. Daha sonraki dönemlerde birisini satarken birisiyle birlikte eşleştirme olayları meydana geldi. Artık günümüzde tamamen sosyal pazarlama yapısına dönüşmüş durumda. Sosyal pazarlama nedir? Artık birbiriyle ilişkileri, iki tane ürün var. İki tane ürünün içinden birini seçmek durumundasınız. Hangisini seçersiniz? Sosyal ilişkilerinizin olduğu yapıyı seçersiniz. İşte bununla ilgili özellikle devletler arasında, mesela uluslararası pazarlamada ne ortaya çıktı? Devletler arası ilişkiler ortaya çıktı. Kurumlar arası ilişkilerde ne çıktı? Kurumlar arası ilişkiler çıktı. Şirketler arası ilişkiler çıktı. Biz diyor filan şirketten tedarik ediyoruz. Niye o şirket? Başka şirketten alamaz mısın? Alabilirsin. Ama biz o şirketle neyiz? Stratejik ortağız kavramı ortaya çıktı. Bakın stratejik ortağız. Yani biz birbirimizle hani daha iyi anlaşıyoruz kavramı ortaya çıktı. Bunu sizlere şöyle örnek verebilirim. Şimdi sizler sınıfa geldiğinizde sınıfta birileriyle, birbiriyle ne yaparsınız? İlişkileriniz var. Bazı kimselerle hiç ilişkiniz yoktur. Bazı kişilerle daha iyi ilişkileriniz vardır. Daha iyi ilişkileriniz olduğu kişilerin bir takım yanlışlarını hoş görebilirsiniz. Çok uzaktaki bir kişinin ilişkisini ise çok ciddiye almazsınız. Ama bazılarını da kınarsınız mesela. İşte dünyada artık ilişkiler, pazarlama sistemi, pazarlama stratejileri bu yapıya dönüşmüş durumdadır.
İşte burada zaten kitabın içinde de bunlar söylüyor. Kitabı tanıtmadım. Nobel'in zannedersem kitabı arkadaşlar. Pazarlama kitabı. Mesleki ve Teknik Yayınlar serisinden İrfan Çağlar, Sabiha Kılıç'ın yazdığı bir pazarlama kitabı. Bunu tavsiye ediyorum. Bu kitap biraz daha pazarlama mantığını, pazarlama sistemlerini anlama bakımından daha güzel olabiliyor. Nobel basım dağıtımından alabilirsiniz. Efendim, şimdi birinci bölümde demek ki pazarlamanın konusunu, kapsamını, gelişimi, modern yaklaşımları, pazarlama sistemlerindeki nereden nereye geldiğini anlatmış bulunuyoruz. Şimdi pazarlama çevresinde pazarlamanın stratejik planlama yapısı var. Şimdi pazarlamanın stratejik yapısına baktığınızda pazarlamanın bir işletmenin bir üretici var, tüketici var. Üreticiyle ve tüketiciyle neleri var? Pazarlama bir halkadır. Yani bir yerde üretici, bir yerde de tüketici var ve aradaki tüm sisteme biz pazarlama elemanları, pazar yapıları deriz. Bakın pazar yapılarını, eğer pazarlama sistemlerini doğru kurarsanız üreticiden tüketiciye çok rahatlıkla ulaşmak mümkündür. Bunun için önceki derslerimde kablo örneği vermiştim. Küçük 2 metre kabloya ihtiyacınız var. Nereye gidersiniz? Elektrikçiye gidersiniz. Elektrikçiden kablo alırsınız. Onun için kablo fabrikasına gitmezsiniz. Şimdi pazarlama sistemleri, demek ki pazarlama sistemlerine ihtiyaç var arkadaşlar. Bu pazarlama sistemleri aslında ticaretin de temelini oluşturur. Eğer ticaret varsa bilin ki pazarlama vardır. Hani herkes der ya, efendim üreticiden tüketiciye aracısız bilmem neciniz falan filan, alakası yoktur. Üreticiden tüketiciye her zaman bir aracı olacaktır. Çünkü üreticiden tüketiciye ne olacaktır? Ticaret varsa pazarlama vardır. Pazarlama elemanları vardır. Öyle efendim aracısız satış bilmem neciniz falan filan hikayedir bunlar. Eğer pazarlamayı iyi kurarsanız hem üretici kazanır hem tüketici kazanır. Ama sistemi kurabilirseniz, işte sıkıntının temelinde bizim sistem kuramamak yatıyor. Sistem kuramadığınız anda hem üretici kaybediyor hem de tüketici kaybediyor. Tüketici nasıl kaybediyor? İstikrarsızlıktan dolayı kaybediyor. Hangi istikrarsızlıktan? Efendim, o kadar değişken bir yapı ortaya çıkıyor ki siz de ister istemez o değişken yapı içinde aldanabiliyorsunuz. Oysa ki değişken yapı ne olmaması gerekiyor? Değişken yapı olmaması gerekiyor. Her zaman yurt dışında mutlaka Almanya'da, Fransa'da, işte Avrupa'da tanıdıklarınız vardır çok sayıda. Efendim hep söylerler, efendim bizde domatesin kilosu 3 Euro'dur. İşte 5 sene önce de 3 Euro'ydu, şimdi de 3 Euro. 3 Euro'dan hiç değişmez. İyi de 3 Euro, peki Türkiye'de ne yapar? Domates 50 kuruşa düşer, efendim 5 liraya çıkar. Bakın 3 lira 50 kuruşla, 10 kuruşla bu sene 30 kuruşa düştü. 30 kuruş üretim maliyetini karşılamıyor değerli arkadaşlar. Aynı olay şu an için süt fiyatlarında geçerli. Çiğ süt fiyatları, yani üreticinin inekten, koyundan sağdığı sütün fiyatı o kadar düşük ki sütün maliyetini, yani hayvanın yediği yemin maliyetini karşılamıyor. Peki ne olacak? İşte bakın, sistemi kurulamadığı için çiğ süt sisteminde, yani çift üreticinin sistemi kurulamadığı için tüketici diyor ki efendim biz gidiyoruz markete, marketten süt alıyoruz, sütün fiyatı işte tamamen bilmediğim için söylüyorum. İşte bir sene önce 3 liraydı, şimdi 5 lira. Üretici diyor ki ben geçen senede sütümü 2 liraya satıyordum, bu senede 2 liraya satıyorum. Peki nerede peki aradaki fark? Bakın üretici kaybediyor, tüketici de kaybediyor. Öyleyse sistemi iyi kurmak, doğru noktalarda doğru hamleler yapmak, stratejini, pazar stratejilerini iyi organize etmek gerekiyor.
Eğer siz üretici tüketici arasındaki ticari sistemleri, ticareti doğru konumlandırırsanız, doğru yaparsanız kesinlikle hem üretici kazanır hem tüketici kazanır. Tarımın en büyük handikaplarından bir tanesi budur. Tarımda pazarlama sistemlerini, yani tarımsal pazarlama sistemlerini kurmak, diğer pazarlama sistemlerini kurmak kadar kolay değildir. Çünkü tarımsal ürünler biyolojik kökenli ürünlerdir ve bu biyolojik kökenli ürünler değişken bir yapı arz eder. Yani hemen ineğin inekten sütün sağılmasından diğer taraftan tüketiciye ulaştırılıncaya kadar geçen süre eğer 3-4 saati, 5 saati geçerse ne yapar? Süt bozulur arkadaşlar. Sadece süt bozulmaz. Çileğin dalından koparıldıktan sonra tüketicinin sofrasına gelinceye kadar ki süreçte eğer siz onu doğru konumlandıramazsanız o da bozulur. Yani biyolojik kökenli ürünler olduğu için ürünlerin tamamı bozulur. Efendim mısırı biraz nemli biçerseniz mısır da ne yapar? O zaman mısırın kokuşma meydana gelir. Mısır da bozulur. Bu nedenle ürünlerin doğru hasadı, doğru konumlandırılması, doğru stratejilerin uygulanması büyük önem arz ediyor. İşletmenin iki çeşit bir çevre faktörleri, bir de işletme içi faktörler ve işletme dışı faktörler olmak üzere faktörleri vardı. İşletmenin mikro çevre faktörlerinde pazarlama dışı mı, yani işletmenin içindeki bölümler var. Mesela bunu ticari sanayi işletmelerinde bunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. İşte üretim bölümü vardır, finansman bölümü vardır, muhasebe bölümü vardır, tedarik bölümü vardır. Efendim bunun pazarlama bölümleri vardır falan. Bunu bir tarım işletmesi dışındaki bir işletmede bunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Bir fabrikayı düşünün. Fabrikanın içinde üretimi ayrı kişiler ilgilenir. Finansmanla ayrı kişiler ilgilenir. Muhasebeyle ayrı kişiler ilgilenir. Efendim bunun idari işlerle ayrı kişiler ilgilenir vesaire. Ama bunu bir çiftlikte düşündüğünüzde, yani bir tarımsal üretim sisteminde düşündüğünüzde, yani inekleri olan bir çiftçide düşündüğünüzde, çiftçi ne yapıyor? Süt üretiyor, ürettiği sütü sütçüye veriyor, sütçü süt fabrikasına götürüyor. Yani bakın bir ne vardır? Çok daha basit bir sistem vardır. Bu sütün çiftçinin yemini, efendim veterinerini karar vereceğini, sağımını, bakın üretimini vesairesini hepsini kim karar veriyor? Çiftçi karar veriyor. Onun için tarımsal üretim hem çok zordur hem de tarımsal pazarlama çok zordur. Çünkü tarımsal pazarlamada ürünlerde bozulma diye bir kavram vardır. Bakın biyolojik kökenli ürünlerdir. Biyolojik kökenli ürünler olduğu için ürünlerin bozulması çok sıkıntılıdır. Size bir anekdotumu anlatacağım. Günlerden bir gün, yani bu aynı zamanda teknoloji ürünleri için de geçerli. Bir gün bilgisayar almak üzere, işte bilgisayar alacağım, bilgisayarımı değiştireceğim. Bakarken bir tane dükkanın, bir mağazanın dükkanında bir yazı gördüm. Dedi ki işte satılık bilgisayar. O dedim, buradan bakalım nasıl bilgisayarmış. Hemen işte içeriye girdim. Selam aleyküm, aleyküm selam. Ondan sonra dedim bu satılık bilgisayar varmış. He dedi, biz geçen sene aldık dedi. Tamam dedim, geçen sene aldınız, güzel. Daha kutusunu açmadık dedi. Hadi ya, geçen sene almış, bakın bir sene geçmiş aradan. Kutusunu açmamış. Dedi ki 1700 dolara aldım ben bu bilgisayarı. 1700 dolara aynı fiyata satmak istiyorum. Kusura bakmayın da dedim, bu bakır değil, demir değil. Yani bu bilgisayar teknolojik bir alet. Dolayısıyla siz geçen yıl 1700 dolar almış olabilirsiniz ama bu sene 1700 dolar etmez. Yani size vereceğim 1000 dolar dedim. Daha fazlası olmaz. Olur da olmazdı. Ya dedim, siz yanlış değerlendirmişsiniz dedim. Siz dedim bunu zannedersem bir tencere falan filan satan bir adamdı. Siz dedim bunu bakırla karıştırmışsınız. Bakır tencere satıyor ya. Bakır tencerelerin fiyatları dedim
bakır fiyatına bağlı olarak hiç kaybetmez. Zaten değişebilir. Ama dedim bu bilgisayar teknolojik bir alet. Dolayısıyla bu dedim değer kaybeder. Ya kutusundan açmadım diyor. Olabilir. Kutusundan açmasanız da değer kaybeder. Aynı olay tarım ürünleri için de geçerli değerli arkadaşlar. Domatesi hasat ettiniz. Koyun şuraya. Ben 3 ay sonra satacağım. Satamazsınız. 3 ay sonra domates olmaz ortada. Yani ne olur? Bozulur. Onun için teknolojik aletlerde olduğu gibi mesela cep telefonu aldınız. Koyunuz cep telefonu. Hiç kutusundan açmayın. Ne olur? Fiyat değeri kaybeder. Yani bu da benzer durum. Aynı teknolojik ürünler gibi tarım ürünleri de bu tür bir yapıya arz eder. Pazarlamanın işletmelerdeki işletme içi faktörleri söylemiştik. Buna işletme içi faktörler dedik. Üretim, finansman, muhasebe, Ar-Ge, araştırma, geliştirme, yani ben dedi nasıl daha iyi üretebilirim. Yönetim ve satın alma gibi sıralanabilir demiş. Yönetim, tabii işletmenin yönetilmesi, bu insanların az ilişkileri vesairesi ve satın alma demiş, tedarik. Her işletme aynı zamanda bir nedir? Tüketicidir. Dolayısıyla tüketici olduğunun bilinciyle hareket etmesi gerekiyor. Yani bir çiftçi hem ürünü üreten, yani buğday üreten bir kimse, aynı zamanda buğday için girdileri satın alan bir kimsedir. Tohumluk alıyor, gübre alıyor, ilaç alıyor, işte mazot alıyor, tarım alet makineler alıyor. Yani aynı zamanda nedir? Bir tüketicidir değerli arkadaşlar. O nedenle üreticinin benzer durum fabrikalar için geçerlidir. Fabrikalar bir takım ürünler üretirler ama fabrikalar aynı zamanda çok büyük bir nedir? Satın alıcı, tüketici pozisyonundaki kurumlardır. Devam edeceğiz.